Değerli arkadaşlar, bugün trakeözopigiyal püstülü olan bir hastaya uyguladığımız tedavileri sunacağız. Şimdi trakeostomisli hastalarda perforasyon kolayca ortaya çıkmaktadır. Özellikle trakeostomi tüpünün balonun yaptığı baskıdan dolayı olmaktadır. Bazen de entübasyon esnasında olmaktadır. Şimdi burada trakeostomili bir hastada perforasyon mevcut. Ve biz perforasyon alanını arıyoruz. Şu anda kort vokallerden girerek trakeanın içine ulaştık ve trakeadaki tüpünü gözlemekteyiz. Bulamadık. Ezofagus'tan da bulamadık. Trakeadan da bulamadık. Ve her zamanki gibi indigokarnı ile perforasyon alanını araştırıyoruz. Kontrastla diğer ajanlarla da yapıp radyografilerde çekebiliriz. Ama bizim tercihimiz indigokarni. Şimdi indigokarnini verdikten sonra proksimal ezofagusa ulaşan indigokarnin trakeaya geçecektir ama bizim orada trakeostomi tüpünün balonu kapı şişik olduğundan dolayı bu tüpün distaline geçmeyecektir. Ve perforasyon alanı varsa şimdi olduğu gibi ortaya konulmuş olacaktır kolayca. Şimdi bakıyoruz, evet, kort vokallere kadar çıktık ezofagustan ve kort vokallerin içine giriyoruz. Buradan trakeanın proksimaline ulaşıyoruz ve trakeostomi tüpünü gözlemliyoruz. Evet, buraya kadar indigokarmin gelmiş. Ama tüp şişikti. Distalinde var mı acaba diye tüpü indirdik. Baktık, çok miktarda indigokarmin solüsyonunu gördük burada. Ve solda da perforasyon alanını, fistülü gördük. 7 milimetrelikti. Biraz evvel tüpü indirdiğimiz zaman bunu görememiştik. Ve evet, buradan fistülden, trakeadan ezofagüsü gözlemleyebiliyoruz. Bu durumda argonplazma uygulayıp fistül kenarına sonradan stent yerleştirmek bu küçük perforasyon alanları da başarı getirmekte bize. Ama çok büyük perforasyonlar sıkıntılı oluyor. Evet, perforasyon alanına argonplazma uyguluyoruz. Deepitelize ediyoruz. Bu şekilde kapanması daha kolay olmakta. Ve full kaplı las solu bir stent takarak kulağa bağladık. Distal emigrasyon olmasın diye. Stentin içinden görüyorsunuz. Evet, perforasyon alanı görüyoruz yukarıda. Evet, yukarıda perforasyon alanı. Evet. Hastaya bir entübasyon tüpü yerleştirildi ve balonu distalde şişirildi ki perforasyon alanından uzak olsun diye. Bir ay sonra perforasyon alanını kontrol ettik, kaybolmuştu. Ve trakeostomi tüpü takılmasına karar verildi ama çift balonlu trakeostomi tüpü takılmasına planlandı. Çünkü yine baskı yapmasından dolayı ikinci bir perforasyon olabilirdi. Fakat aileye tarif edildiği yerde bir gün bir balonu, bir gün diğer balonunu şişirmesi gerektiği yerde bunu yapmadığı için ikinci bir perforasyon oldu ve büyük bir perforasyon. Bakın, şu anda evet, ezofagustan trakeostomi tüpünü görebilmekteyiz. Stenti çektik, stentin bulunduğu bölge bir baktık. Trakeostomi tüpünün balonuyla karşılaştık yukarıda. Evet, ve buradan trakeostomi tüpünün balonundan kenarından trakeanın içini görebiliyorsunuz. Hemen yeniden ikinci bir full kaplı metalik stent takılarak kulağa astık. Evet, perforasyon alanını saat evet 6 yönünde görüyorsunuz. Geniş bir alan. Çok geniş bir alan. Hemen tabii bir trakeostomi tüpü daha koymaya karar verdik ama karinaya yakın koymaya karar verdik ve burada görüldüğü gibi ayarlanabilir bir trakeostomi tüpü koymayı planladık. Bunun balonu basıncı arttıkça yayılmakta. Sonuçta trakeostomi tüpünü çok uygun bir şekilde hemen karinanın üstüne yerleştirmeye karar verdik ama 1 santimetre üstüne yerleştirmeye karar verdik. Bu yükselip alçalabilen trakeostomi tüplerinin balonu şişirildikçe uzuyor. Yani genişleyip de baskı yapmıyor. Yukarıya aşağıya doğru yayılıyor. Bu bizim için önemliydi. Ve böylece santimetre kareye daha az baskı uygulayacaktı. Ve bulunabildiği zaman bu tüplerin kullanılmasını önermekteyiz. Tabii buradan çıkartılacak dersler vardır. Bir tanesi
acil entübasyon ihtiyacında özefagus veya trakea perforasyonu her zaman düşünülmelidir. Çok dikkatli olmalıdır. İkincisi, hastamızda trakeostomi tüpü varsa bunun kafı daima belli sürelerle indirilmelidir. Gerekirse, indirilemiyorsa, hasta bunu tolere edemiyorsa çift olanlardan, çift kaflı olanlardan kullanılabilir. Özellikle ventilatöre bağlı hastalarda çift balonları tercih etmekte fayda var. Eğer ki hasta tolere edebiliyorsa, o zaman tek balonlu yayvan genişleyebilen ve elevatörlü, elevasyon veya yukarıya aşağıya hareket edebilen mekanizması olan trakeostomi tüplerini tercih etmeliyiz. Yine özefago, burada özellikle özefago trakeal fistüllerle sık karşılaşan merkezler, biraz evvel saydım, trakeostomi tüplerini ve entübasyon tüplerini mutlaka bulundurmalıdırlar. Teşekkür ederim.